Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda da yerleşme ve Türkiye'de yerleşme konularımıza bakacağız. Yerleşmeye bakacak olursak arkadaşlar dünyada biliyorsunuz her yer yerleşmeye uygun değil. İnsanların yerleştiği ve uygun olan alanlara ökümen, yerleşilmemiş, yerleşmeye uygun olmayan alanlara da anökümen kelimesi var. Bu kavramı bilelim. İnsanlar ilk zamanlarda biliyorsunuz arkadaşlar bina yapmıyor. Göçebe yaşadığı için avcılık, toplayıcılık ilk olarak kaya oyukları, ağaç kovukları ve mağaraları yerleşmek için kullanmıştır. Zamanla avcılık ve toplayıcılıktan biliyorsunuz yerleşik hayata geçtiğinde tarım ve hayvancılıkla uğraşmaya başlamıştır. Ve ilk olarak iklimin uygun olduğu akarsu kenarlarında verimli tarım toprağına sahip alanlarda ne yapmıştır? Yerleşmeye başlamıştır. Tabi zaman geçtikçe madenleri de kullanmaya başlayınca madenlere yakın olan aralarda da yerleşme yerleri oluşmaya başlamıştır. Dolayısıyla maden şehirleri ortaya çıkmıştır. Tabi ki madenin işlenmesiyle özellikle demir, saban yapılması, toprağın daha iyi işlenmesi, bu da tarımsal üretimi artırmış ve bu da nüfusun artmasına, şehirlerin, köylerin ortaya çıkmasına ve büyümesine sebep olmuştur. Peki insanlar ilk olarak yerleşim alanları seçtiğinde nelere dikkat etmiştir? Arkadaşlar bu soru olarak karşımıza gelebilir. Özellikle su kaynaklarının varlığına dikkat edilmiştir. Korunaklı olması, besin maddesine sahip olması, ayrıca barınak ve alet yapımı için malzemeler var mı? Yine avlanacak hayvan var mı? İklim şartları uygun ve tarım toprakları verimli olan yerler ilk dönemde insanların yerleşme için aradığı şartlar arasında bulunmuştur. İnsanlar tabii ki bu arada arkadaşlar tarımda daha fazla üretimle başlayınca biliyorsunuz ticaret başlamıştır. Takas yoluyla ilk olarak. Daha sonra ticari faaliyetlerin gelişmesiyle arkadaşlar ulaşım yollarında özellikle deniz yolları ile limanların çevresinde ve önemli yollar üzerinde ticaret şehirleri ortaya çıkmıştır. Devletlerin kurulmasıyla yönetim merkezleri ve dolayısıyla başkentler ortaya çıkmıştır. Örnek İstanbul, Suriye'de Şam, İtalya'da Roma gibi. Sanayi devrimi ise arkadaşlar dünyada şehirleri ve yerleşim alanlarını en çok değiştiren faaliyet olmuştur. Sanayi devrimi ile beraber şehirlerin sayısı artmış ve şehirler çok ciddi manada büyüme göstermiştir. Ve sanayileşme aynı zamanda insanların şehir kurarken, yerleşim yeri kurarken doğal faktörlere bağımlılığını azaltmış, daha çok beşeri ve ekonomik faktörlere bağlı olmasını ön plana çıkarmıştır. Şehirlerin büyümesiyle iş imkanları artmış, daha iyi hayat koşulları, hayat standartlarının yükselmesi kırsal kesimdeki insanların da biliyorsunuz bu şehirlere göç etmesine sebep olmuş ve nüfusu çok kalabalık olan, milyonları bulan metropol dediğimiz çok büyük şehirlerin ortaya çıkmasını ne yapmıştır? sağlamıştır. Ve şehirlerin bu şekilde büyümesine tarım, ticaret, sanayi, turizm gibi arkadaşlar bunlara fonksiyon diyoruz. Bunlar ne yapmıştır? Etkilemiş ve çeşitlenmiştir şehirlerin fonksiyonları da. Peki ilk yerleşim yerleri dünyada nereler dersek? Arkadaşlar dünyada ilk yerleşmelerin kurulduğu alanlar genellikle şunu unutmayalım. Nehirlere yakın olan, verimli tarım toprakları olan, iklimi ılıman ve sıcak olan yerler. Bunlardan birincisi Nil Nehri çevresi, Mısır medeniyeti. Birinci derken yanlış anlamıyoruz, tarih sırasına göre demiyoruz. Anlatım sıramıza göre. Indus ve Ganj nehirleri Hint medeniyetinin kurulmasının temelini oluşturmuştur. Sarı Irmak ve Gökırmak nehirleri Çin medeniyetinin, Fırat ve Dicle Mezopotamya medeniyetlerinin, Orta Amerika'da ise arkadaşlar ve kısmen Güney Amerika'da Aztek, Maya ve İnka medeniyetleri ortaya çıkmıştır. Harita üstünde görecek olursak ilk yerleşim alanlarımızı arkadaşlar Mezopotamya, Mısır, Hint ve Çin çok daha eski yerleşim alanları iken Amerika kıtasındaki Aztek, Maya ve İnkalarınki nispeten biraz daha sonrasına denk gelmektedir. Peki arkadaşlar yerleşmeyi etkileyen faktörlerimiz nedir dersek bunu doğal ve beşeri olarak gruplandırıyoruz. Doğal faktörler içinde en önemlisi arkadaşlar kara ve deniz dağılışı ile iklim şartlarımız. Tabii ki karada yaşamada iklim ama dünyada denize ve okyanuslara yerleşemediğimiz için kara ve deniz dağılışı da en önemli faktörümüz oluyor. Ayrıca su kaynakları, toprak yapısı, yer şekilleri ve bitki örtüsü gibi doğal faktörlerimiz var. Aynı zamanda ekonomik faaliyetler, ulaşım, göç ve bilim teknolojideki gelişmeler gibi beşeri faktörlerimiz de insanların bir yere yerleşim yeri kurmasında, yerleşmeyi etkileyen faktörlerimiz arasında diyoruz. Peki en önemlisi nedir dersek? Arkadaşlar dünya üzerinde insanların yerleşim yerini sınırlayan en önemli faktör veya etkileyen faktörümüz deniz ve okyanuslardır. Biliyorsunuz onlara yerleşemiyoruz. Karalar üzerinde yani yerleştiğimiz yerde ise en önemli faktörümüz iklimdir diyoruz. Yerleşme üst sınırı arkadaşlar Ekvator'da en yüksek iken kutuplara gidildikçe azalır. Buna biliyorsunuz enlem neden olmuş olur. Şöyle bakacak olursak yerleşim yerimizi bakın arkadaşlar Ekvator'da daha yükseklere kadar çıkıp ev yapılabilirken Ekvator'dan uzaklaştıkça yapılan evlerimiz ne yapmaktadır? Yükselti olarak daha aşağılara inmektedir. Yani kısaca Ekvator'da çok daha yükseklere kadar çıkılıp köy, kasaba, şehir kurulabilirken kutuplarda deniz seviyeleri bile yerleşmeye uygun değildir diyoruz. Doğal faktörlere bakacak olursak arkadaşlar iklim dedik ki yerleşmede en önemli faktör dedik. Burada da sıcaklık ve yağış şartları en önemlisi diyoruz. Genellikle arkadaşlar ılıman kuşak dünyada nüfusun en fazla olduğu yerdir. Yani sıcak ve soğuk kuşaktaki nüfus miktarı daha azdır. Soğuk iklimin hakim olduğu yerlerde ise neredeyse nüfus miktarı yok denecek kadar az diyebiliriz. Ama aynı zamanda çok sıcak ve nemli olan yağışı çok fazla olan ekvator çevresinde de yine arkadaşlar yerleşme nedir seyrektir diyoruz. Su kaynakları da biliyorsunuz insanların yaşaması için en önemli faktördür. Tarım yapabilmesi için, sanayi vesaire ihtiyacımız için suyu kullanmamız lazım. Dolayısıyla su kaynakları da önemli. Dikkat edelim ilk yerleşmeler de genellikle nereye kurulmuştu? Akarsu kenarlarına. Yer şekilleri özellikle dağlık alanlarda da arkadaşlar ekonomik faaliyetler zorlaşacağı için nüfuslanma da ve yerleşmede ne yapar? Seyrelir diyoruz. Mesela Himalayalar, Alp Dağları, Kayalık dağlar ve Ant Dağları gibi yerlerde yerleşmeler sınırlıdır. Tarım ve hayvancılığa uygun olan verim tarım toprakları bulunan yerlerde de yine arkadaşlar yerleşme daha fazladır. Karabe dağılışına göre baktığımızda da özellikle Kuzey Yarımkürede dünya nüfusunun yaklaşık %90'ı bulunurken yerleşmelerin de Kuzey Yarımkürede çok fazla olduğu ne yapar? Bu Karabe Deniz Dağılışı açıklanır diyoruz. Gürbit örtüsü bulunan yerlerde de özellikle ormanlar, Ekvatoral bölgeye Kongo gibi arkadaşlar nüfuslanma yine seyrek olur diyoruz. Beşeri faktörlerimize bakacak olursak özellikle arkadaşlar ekonomik faaliyetlerden tarım, sanayi, turizm, ticaret, madencilik gibi alanlarda iş imkanı fazla olacağı için yerleşmeler ne yapar? Fazla olur. Tarıma uygun olan alanlarda da yine kırsal yerleşmeler ortaya çıkar. Ulaşımın geliştiği yerlerde de yine nüfuslanma artarken göçler de bir yerleşim yerinin biliyorsunuz büyümesine, yerleşim alanı olarak daha geniş alanlara yayılmasına neden olur. Ayrıca coğrafi keşifler sonrasında Amerika kıtası, Avustralya, Güney Amerika'da ve Afrika'da yeni yerlerin bulunmasıyla da yeni yer yerleşim yerlerinin ortaya çıktığını ne yapabiliriz düşünebilirsiniz. Bilim ve teknolojideki gelişmelerde arkadaşlar soğuk yerlerde ısıtma sistemlerinin, sıcak yerlerde ise soğutma sistemleriyle insanların yerleşim alanları kurmasını ne yapmıştır? İmkan sağlamıştır. Dolayısıyla teknoloji de insanların yerleşilemeyecek alanlara yerleşmesine ne yapmıştır? Zemin hazırlamıştır diyebiliriz. Yerleşme doku ve tiplerine bakacak olursak, arkadaşlar, yerleşme doku tipleri dağınık, toplu olabilir, büyük küçük olabilir. İşte bunlara etkileyen faktörlerimize bakacağız. İklim şartları, yüzey şekilleri, su kaynakları, toprak, bitki örtüsü, ekonomik faaliyetler ve ulaşım gibi şartlar, arkadaşlar, yerleşme doku ve tiplerini etkiler. Doğal koşulların yerleşmeye etkisi dikkat. Ülkeler geliştikçe arkadaşlar azalır. Gelişmiş seviyesi artan ülkelerde, doğal şartlara bağlı olarak yerleşmenin olumsuz etkilenme durumu azalır. Kurulduğu alan üzerinde evlerin genel görüntüsüne arkadaşlar biz yerleşme dokusu diyoruz. Yerleşme dokuları iki türlü toplu veya dağınık diyoruz. Arkadaşlar eğer bir yerde su kaynakları sınırlı, yetersiz, engebe az ise genellikle böyle kurak olan yarı kurak yerlerde toplu yerleşmelere rastlanır. Bu daha çok İç Anadolu, Güney Doğu Anadolu ve Doğu Anadolu'da görülür. Ama su kaynakları fazla, yağış fazla, yer şekilleri engebeli, dağlık, tarım alanlarının az ve parçalı olduğunu görüyorsak arkadaşlar burada evler birbirine uzaktır. Bu tür yerleşmelere de dağınık yerleşme diyoruz ki bu daha çok Doğu Karadeniz'deki kıyı kuşağında görülür diyoruz. Yerleşme dokuları da arkadaşlar genel olarak bakıldığında çizgisel veya dairesel özellik gösterir. Deniz kıyısı, akarsu vadisi ve yol boyunca uzanan yerleşmeler genellikle çizgisel bir hat oluştururken bunlara çizgisel yerleşme denir. Dağların kıyıya paralel uzandığı Karadeniz kıyılarındaki il, ilçe ve köylerimiz genellikle buna uygundur. Ama genellikle bir düzlüğün ortasındaki yerleşmeler dairesel bir alan yerleşmesi gösterirken bunları da arkadaşlar dairesel yerleşme diyoruz. Şöyle bakın örneğini görecek olursak toplu yerleşme ve dağınık yerleşmemizi Karadeniz'de daha çok dağınık yerleşme varken iç bölgelerimizde toplu yerleşme var diyebiliriz. Peki arkadaşlar yerleşmede kullanılan konutlara bakalım şimdi de. Konutlar yapılırken arkadaşlar çevredeki malzemeler doğaya uyumluya doğadan bulunacak şekilde olur. Dolayısıyla buna göre ahşap, taş ya da kerpiç dediğimiz malzemelerle evler yapılabilir. Şehirlerde ise genellikle beton kullanılır. Bunu az çok biliyorsunuz. Peki bu kullanılan malzemeler arkadaşlar ev yapılırken nelere bağlıdır dersek? Arkadaşlar o yerleşim yerinin iklim şartlarına, yer şekillerine ve bu malzemeleri doğal ortamdan kolayca bulup bulamama gibi durumlara bakarak söyleyebiliriz bir fikir yürütebiliriz. Mesela ahşap dediğimiz ağaç meskenler genellikle ormanın olabileceği yerlerde görülür. Dolayısıyla o zaman Ekvator çevresi, muson iklimi ve Batı Avrupa gibi Türkiye'de de Karadeniz kıyıları gibi ormanın bulunacağı yerlerde ancak ev yapımında ahşap kullanılabilir. Taşta ise arkadaşlar genellikle volkanik araziler ve Akdeniz kıyı kuşağındaki Toros Dağları gibi yerlerde görülür diyoruz. Toprak yani kerpiç dediğimiz saman ve toprağın karıştırılmasıyla elde edilen malzeme ise buna dikkat edelim arkadaşlar kurak iklim bölgeleri aklımıza gelmeli. Orta Asya, Kuzey Afrika ve Türkiye'de iç bölgeler gibi. Şöyle bakalım. Bakın ağaç yapılar, taş evler ve kerpiç evleri örnek olarak görebiliriz. Peki arkadaşlar yerleşmeleri kaça ayırıyoruz? Arkadaşlar yerleşmeler ikiye ayrılır. Kır yerleşmesi ve şehir ya da kent dediğimiz şekilde ikiye ayrılır. Peki bunları ayırırken neler ölçü olarak kullanılır? Buradan da sorularımız var arkadaşlar. Kır ve şehir ayrımında en önemli ölçü nüfus miktarıdır. Ayrıca yapılan ekonomik faaliyetler, konut sayısı, konutların kat sayısı diye düşünebilirsiniz, idari yapı gibi ölçütler kullanılır diyoruz. Bakın dikkat yükselti, coğrafi konum, ekvatora uzaklık gibi durumlar, denize yakınlık uzaklık gibi şartlar bakın bir yeri kır veya şehir ayrımında kullanmadığımızı göstermiş oldu. Kır yerleşmelerine bakacak olursak arkadaşlar genellikle tarım hayvancılığın yapıldığı, Bazen ormancılık, turizm gibi şeyler de olabilir ama genelde tarım hayvancılığın ön planda olduğu az nüfuslu yerleşmelere diyoruz. Bu tür yerleşmelerde genellikle doğal şartların etkisi çok fazladır. Bu daha çok geri kalmış ülkelerde görülür. Kır yerleşmeleri de büyüklüğüne göre kasaba, köy ve köy altı dediğimiz şekilde arkadaşlar 3'e ayrılır. Kasaba en büyük kırsal yerleşmedir. Nüfus 2000 ile 10.000 arasındadır. Temel geçim kaynağı tarım hayvancılıktır ama bunun yanında küçük sanayi tesisleri, ticari kuruluşlar, bazı esnaflara ait, zanaatkarlara ait küçük dükkan, bakkal gibi yerler de bulunabilir. Köy genellikle nüfusu 2000'in altındadır. İnsanların tarım hayvancılıkla uğraştığı toplu veya dağınık yerleşmelere diyoruz. Köy altı ise köy olmanın şartlarını taşımayan arkadaşlar köye bağlı olan bazen tek ev ya da birkaç evden oluşan yerleşmelere diyoruz. Bunlar geçici ve devamlı olarak iki şekilde sınıflandırılır. Devamlı olanlar mahalle, divan, mezra, çiftlik diyoruz. Tabii ki köy ve kasaba da devamlıdır. Bunu da unutmayalım. Geçici olan köy altı yerleşmeleri ise yayla, kom, oba, ağıl, dam ve bağ evi diyoruz. Şehir yerleşmelerimiz ise arkadaşlar daha çok sanayi ve ticaretin geliştiği, nüfusu 10 binin üstündeki yerleşim alanlarına diyoruz. Genellikle şehirlerde düzgün bir planlı yerleşme görülür. Meslek ve iş kol çeşitliliği, iş gücü e, ihtiyacı ve iş yeri çeşitliliği fazladır bunlarda. Şehirler de arkadaşlar iki şekilde gruplandırılır. Birincisi nüfuslarına göre. Şöyle bakacak olursak, nüfusu 10 bin ile 100 bin arasında olanlara küçük şehir arkadaşlar. Nüfusu 100 bin ile 500 bin arasına orta şehir. 500 bin 1 milyon arasına büyük şehir, 1 milyondan fazla olanlara metropol diyoruz arkadaşlar. Bir de fonksiyonlarına göre yani bir şehrin büyümesinde etkili olan faktörlere göre şehirler gruplandırılabilir. İdari, dini, tarım, turizm, liman, kültür, eğitim, sanayi, ticaret, askeri gibi düşünebiliriz. Mesela bakın İstanbul Türkiye'nin en büyük dünyanın da sayılı nedir? Metropol şehirlerinden biridir diyebiliriz. Türkiye'de yerleşmelere bakacak olursak arkadaşlar genelde yerleşmeler Türkiye'de kıyılardan iç kesimlere ve batıdan doğuya doğru gidildikçe azalır. Yani kısaca batıda ve kıyılarımızda yerleşmeler daha yoğundur, fazladır diyebiliriz genel olarak. Peki yerleşmelerimizi etkileyen doğal faktörlerimize bakalım. Arkadaşlar öncelikle dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yerleşim yerlerimiz üzerinde iklim en önemli faktördür. Sıcaklık ve yağışın fazla olduğu, elverişli olduğu Marmara kıyılarımız, Akdeniz kıyılarımız, Karadeniz gibi yerlerde nüfus fazlayken nüfusun Mesela tuz gölü içerisinde az olduğunu görüyoruz. Çünkü bunda az yağışın olması nedir? Önemli diyoruz. Yani kuraklık. Su kaynağı olarak arkadaşlar Türkiye'de birçok yerleşme akarsu, göl ve deniz kenarlarına kurulmuştur. Çünkü su kaynakları ticaretin, ulaşımın, tarımın gelişmesine imkan sağladığı için pek çok olumlu yönü vardır. Dolayısıyla bu da yerleşmelerimizi olumlu etkiler. Yer şekilleri olarak dünyada olduğu gibi Türkiye'de de dağlık alanlarda, engebeli alanlarda nüfusumuz seyrektir arkadaşlar. Mesela Muğla, Hakkari gibi yerlerde arazi dağlık olduğu için nüfus az iken Bursa gibi arazinin düz olduğu yerlerde nüfus ne yapar? Artar. Toprak verimliliği de biliyorsunuz tarım yapmaya izin verdiği için, imkan verdiği için Çukurova, Bursa Ovası gibi yerlerde yerleşmelerin sık olduğu görülür. Ama aynı Tuz Gölü çevresinde arkadaşlar hem iklim kuraktı hem de tuzlu toprakların bulunması mesela tarıma elverişli olmayı sınırladığı için nüfus seyrektir deriz. Yine özellikle Karadeniz'de ormanlarımız fazla biliyorsunuz. Ormanların çok olduğu yerde de yerleşmelerimiz seyrektir diyoruz. Bakın yine su kaynaklarına yakın olan şehirlerimizin nüfuslandığına örnek olarak Adana ve Amasya'yı gösterebiliriz. Peki Türkiye'de yerleşmelerin dağılışını etkileyen beşeri faktörlerimize bakalım arkadaşlar. Birinci ve önemli faktörlerimizden öne çıkanlardan birisi de arkadaşlar göçler. Çünkü Türkiye'de özellikle büyük şehirlerimizin yerleşim alanlarını büyüten en önemli faktörlerden biri nedir? Göçtür. Çünkü her gelen göçle beraber nüfus nedir? Yerleşecek alan bulacağı için, bulunması gerektiği için, konut yapılacağı için ne yapmıştır? Yerleşim yerlerimiz büyümüştür arkadaşlar. Ama aynı şekilde göç veren yerlerde ise nüfusumuzun seyrekleştiği görülür. Ağrı, Kars gibi. Ulaşım olanakları yönüyle kavşak noktasında bulunan önemli yolların geçtiği bazı şehirlerimizde yine arkadaşlar yerleşme noktasında bundan olumlu etkilenir. Konya, Eskişehir, Afyon gibi. Ama Kastamonu, Sinop, Kilis, Çanakkale gibi bazı ulaşımın zor olduğu yerlerde ise bunlar yerleşim alanlarını ne yapar? Sınırlar. Ekonomik faaliyetlerin de geliştiği, özellikle sanayicilik, sanayi, madencilik, turizm gibi faktörlerin geliştiği yerlerde de yerleşme ne yapar? Artar. Bunun yanında Hakkari, Ardahan gibi arkadaşlar ya da Muş gibi diyebiliriz ya da Bayburt gibi ekonomik faaliyetlerin sınırlı olduğu yerlerde ise yerleşmelerin seyrek olduğunu ne yaparız? Görürüz. Batman mesela petrol bulunması ve rafineri kurulmasıyla büyüyerek il olmuşken Elazığ'ın maden ilçesi de bakır işletmesinin kapanmasıyla arkadaşlar olumsuz etkilenmiştir. Demek ki ekonomik faaliyetler yine nedir bakın önemli diyoruz. Mesela bakın Konya'yı görmüş olalım. İç Anadolu'daki büyük şehirlerimizden biri. Türkiye'de ilk yerleşmelere bakacak olursak arkadaşlar en eski yerleşim yerlerimiz mağaralar. Türkiye'de Antalya Karain. Yarımburgaz, İstanbul, Öküzeni, Antalya gibi yerlerde görülür diyoruz. Höyük nedir dersek arkadaşlar tarihi çağlarda kurulan, değişik faktörlerle yıkılarak üst üste tekrar yeniden kurulan tepe biçimindeki yerleşim alanlarına höyük denir. İki tane önemli höyüğümüz var arkadaşlar. Biri çatal Hüyük, biri de alaca höyük diye. Çatal höyük Konya'da, Konya'nın Çumra ilçesinde iki tepe arasında olduğu için çatal höyük denilmiş. Yaklaşık 9 bin yıllık bir geçmişe dayandığı tahmin edilmektedir. Alaca höyük ise biliyorsunuz Hititlerin başkentinin olduğu yerdir. Çorum'un Alaca ilçesindedir. Burada da yine tarıma uygun olması bu yerleşim alanının ortaya çıkmasındaki en önemli faktördür diyoruz. Şöyle bakın görecek olursak alaca höyük ve çatal höyük yerleşim alanlarını. Türkiye'de idari fonksiyonlarına göre yerleşmelere bakacak olursak, arkadaşlar Türkiye'de idari birimler merkezi ve yerel olarak iki şekilde ayrılır, iki yerdir. Merkezi yönetim, arkadaşlar başkent ve taşra olarak ikiye ayrılır. Merkezi yönetim dediğimiz Ankara'dır. Türkiye'deki bütün iller ise arkadaşlar ve ilçeler bu Ankara'ya göre taşra teşkilatını oluşturur. Türkiye'de en büyük idari birim ildir. Türkiye'de biliyorsunuz eyalet yok çünkü arkadaşlar. Peki il yönetiminden kim sorumlu? Valilerdir. Bir de burada arkadaşlar şuna dikkat edelim. Bir il sınırı içinde birden fazla şehir bulunabilir. Bunu unutmayalım. İl yönetimle ilgili bir kavram iken şehir nüfusla ilgili bir kavramdır. O yüzden arkadaşlar Türkiye'de 81 il olabilir ama şehir sayımız daha fazladır. Bunu da burada söylemiş olalım. Yine arkadaşlar Türkiye'ye mahsus bir özellik. 3 tane ilimizin merkez isimleri il ismi olarak kullanılmaz. Mesela Kocaeli merkezi İzmit'tir. Sakarya ili merkezi mesela Adapazarı. Hatay ili mesela merkezi nedir? Antakya'dır gibi. İlçeler ise arkadaşlar ilin neyidir? Alt bölümleridir. Burayı kaymakam idare eder. Türkiye'de toplam 81 tane ilimiz, 921 tane ilçemiz vardır diyoruz. Peki yerel yönetim nedir? Arkadaşlar yerel yönetim ise seçimle oradaki seçmenlerin seçmesiyle iş başına gelen yönetimlere diyoruz. Bunlar il özel idareleri, belediyeler ve köylerdir. Belediyeler de iki türlüdür arkadaşlar. Büyükşehir belediyeleri ve normal belediyeler olmak üzere. Belediyeler il ve ilçe ile beldelerde yer alır. İl ve ilçe merkezlerinde belediye kurmak kanunen zorunlu olan bir şarttır. Son yapılan kanuni düzenlemelerle arkadaşlar bir yerde belediye kurulması için de nüfusu 5.000'i geçmelidir diyoruz. Türkiye'de arkadaşlar 81 tane ilimizin büyüklerine göre düşünürsek hani il merkezlerine göre düşünürsek eğer 30 tanesi büyük şehir iken 51 tanesi arkadaşlar il belediyesidir. Köyler ise en küçük idari birimlerdir Türkiye'de. Türkiye'de arkadaşlar 2014 yılındaki büyükşehir yasasıyla beraber de yapılan değişiklikle bir il nüfusu 750.000'den fazla ise artık büyükşehir olarak sayılmaktadır. Bunu da bilelim. Arkadaşlar Türkiye'de dedik ki 30 tane büyük şehir var. Bakın burada koyu renkli yazanlar aslında o kanun çıkmadan önce yani gerçekten büyük şehir olan yerlerimiz. İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Mersin, Antalya, Konya, Kayseri, Samsun, Diyarbakır, Erzurum, Sakarya, Gaziantep, Eskişehir ve Kocaeli. Aslında bunlar gerçek büyük şehirler. Fakat 17'den itibaren saydığımız Balıkesir, Denizli, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Manisa, Muğla, Mardin, Ordu, Şanlıurfa, Trabzon, Van, Tekirdağ, Aydın ise 2014 yılındaki arkadaşlar Büyükşehir yasası değiştikten sonraki yani il nüfusu 750 bini geçenler Büyükşehir olur dendikten sonra Büyükşehir yapılan yerlerimizdir. Toplamda 30 tane Büyükşehir olmuş oluyor şu anki rakama göre Türkiye'de arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın.